Akrabasının cezaevine girmesini fırsat kollayan adam, cezaevine girdikten sonra baldızına sahip çıkma bahanesiyle evde yalnız kalmaması için onunla yaşamaya başladı. Anlatacağımız hikaye gerçek bir yaşanmış hikayedir. Videoya başlamadan önce bizlere destek vermek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Genç adam bacanağının cezaevine girmesinin ardından 2018 yılında zaman zaman yalnız kalmaması için baldızının evinde kalmaya başladı. İddiaya göre baldızının evde olmadığı zamanlarda onun 5 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulundu. Küçük kız bir süre sonra bu yaşanılanları kabullenemeyip durumu annesine anlattı. Bunun üzerine polise giderek şikayetçi oldular. Çocuk izleme merkezine alınan 5 yaşındaki küçük kız, annesinin evde olmadığı zamanlarda adamın kendisini cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen adam ise sevk edildiği adliyede tutuklandı. Hakkında çocuğa cinsel istismar suçundan dava açıldı. Davanın son duruşmasına tutuklu sanık, küçük kızın annesi ve tarafların avukatları katıldı. Genç adam iddialara eşimle sorunlarımız olduğu dönemde baldızımın evinde birkaç kez kaldım ama düzenli olarak kalmadım. İddia edildiği gibi cinsel istismarda bulunmadım. Eşimle aram düzelince evime geri döndüm. Baldızım eşimden boşanmamı söyledi. Sanığın eşi kız kardeşinin iftira attığını öne sürerek eşimin kardeşimle ilişkisi olduğunu öğrendim. Bunu kardeşime sorduğumda kocam bana yar olmayacaksa sana da yar olmayacak dedi. Yaşanan olayı bana kızım anlattı. Kocam benimle barışıp evine dönünce böyle bir iftira attığını öğrendik dedi. Mahkeme heyeti sanığı çocuğa cinsel istismar suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Genç adam ve genç kadın 2012 yılında evlenerek dünya evine girdiler. Ve bir yıl sonra küçük bir kız çocukları oldu. Ancak kısa sürede çift arasında geçimsizlikler baş göstermeye başladı. İddiaya göre kayınpeder tam da bu dönem damadına karşı duygusal ilgi duymaya başladı. Zamanla bu ilgi aşka dönüştü. Kayınpederin damadına karşı bu yaklaşımından dolayı karı kocanın evliliği de sarsılmaya başladı. Evdeki sık sık yaşanan tartışmalar yüzünden genç kadın çocuğunu da alarak kocasının aşkının yani babasının evine gitmek zorunda kaldı. Bir süre sonra ayrı yaşamaya başlayan çift boşanma kararı aldı. Henüz boşanma davası açılmadan önce kayınpeder damadına duygusal anlamda ilgi duyduğunu, kendisini deliler gibi sevdiğine ilişkin telefon mesajları gönderdi. Damadından karşılık bulamayan kayınpeder, "Sana hakkımı helal etmiyorum. Ömrüm boyunca sevgiye muhtaç yaşa. Ben 2012'den bugüne kadar asla sana ihanet etmedim." mesajını attı. Genç kadın boşanma davası açıldıktan sonra 3 yaşındaki kızıyla babasının evine taşındı. Aşkına karşılık bulamayan çılgın kayınpeder, damadını kızdırmak ve öc almak için sergilediği iğrenç oyuna torununu da alet etti. Yatakta yarı çıplak torunuyla çektiği fotoğrafları sosyal medya üzerinden damadına yolladı. Bunun üzerine damat fotoğraflarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu. Avukat aracılığı ile savcılığa verilen dilekçede çocuğa cinsel istismar suçundan 18 yıla kadar hapis istemiyle ağır ceza mahkemesinde dava açıldı. Duruşma sonrasında küçük çocuğa cinsel istismar suçundan delil yetersizliğinden dolayı sanık beraat etti. Damada karşı işlenen cinsel taciz suçunun da 6 aylık şikayet süresi geçirildiği gerekçesiyle düşürülmesine hükmedildi.